Aydın aynı duruma getiriyor. Aydın Ünal'ın tweetlerini gördünüz mü bugün? Eee evet. Erfan sen gördün mü Aydın Ünal'ın tweetlerini? Yok. Deniz o tweetleri bir kez daha ekrana isteyebilir miyim lütfen? Muratçım? Aydın Ünal AK Parti'nin kurucularından. Ee, çok önemli bir isim AK Parti için de çok güçlü bir isimdi. bir dönem ve Sayın Erdoğan'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi Sayın Cumhurbaşkanının başbakanken tüm e, metinlerini de kaleme alan yani önemli bir isimdi gerçekten de. Aydın Ünal bugün, pardon dün şöyle iki tweet attı arka arkaya. Adını almaya değmez bir müfterinin iftirasına kısa cevabımdır. Pelikan örgütüyle mücadeleye, örgüt diye Bakan ifade, örgüt diyor, örgüt diyor artık Bunu bir yani, de AK Parti içinden geliyor. Evet yani, yani biz, bunu hani biz Barışlar bunu bu zaten bilmiyoruz. yıllardır yazıyorlardı, evet, bir, tamam. bir 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 grup olduğunu bahsediyorlardı. Ama artık Sayın Ünal açıkça örgüt demiş. Pelikan örgütüyle mücadeleye 2016 yılı başında milletvekiliyken başladım listeye yeniden girmemeyi açıkça göze alarak aşağılık itibar suikastleri altında bu tehlikeye ısrarla ve inatla dikkat çektim çekiyorum. Pelikan örgütü Cumhurbaşkanını savunan değil onun arkasına saklanarak anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler neyi kastediyor? Bence ya, yani bir ha. soruşturmaya uğraması gerekmez mi? Bu bir suç duyurusudur herhalde değil tabii. mi? Anayasal suç işlemeye kadar varan kirli işler çeviren bir örgüttür. Erdoğan ve AK Parti'yi paçasından tutup aşağı çekmektedir. Son hadiselerde bunu zaten ispat etmiştir. Pelikan yeni... FETÖ'dür diyor Aydın Yani ortalığın yıkılması lazım herhalde. Ha. Selman Öğüt galiba bir cevap vermiş kendisi. Dejavu gibi değil mi? Evet, Dejavu gibi evet, değil mi? Bizim evet yaşımız çok haklısınız. Ki. Biz 2007'lerde 2008'lerde bu siz Hoca Efendi dediğiniz adam niye Pensilvanya'da? Ulan bu adam işte CIA uşaklık yapıyor dinler arası diyalog dediği İslamiyet'i yok etmek için bir Hristiyan projesi aslında. Böyle getiriliyor. Büyük Orta Doğu projesi de böyle bir şey. Biz niye bunu alet ediyoruz dediğimizde bize kargalar bile güler diyorlardı. Biz bugün yine seslendiriyoruz. Yargın içerisinde olanlar bırakın artık yani siyasi kararları falan bir kenara koydum yani. Ya normal sırada davalarda dahi artık adalet dönmüyor diyorum yani. Gerçekten dönmüyor. Yani bunu aslında... kendi davalarımızda şeylerimizde görüyoruz ve ee, ya şöyle bir şey söyleyeyim. Hem önüne, ya o kadar önemli ki Ertan Bey bakın. Ben Karsuzuz'da çalıştım. Karsuzuz'da bir asli ceza hakiminin önünde 20 dosya vardır. Biz o dosyaları alırdık, tek tek yargıtayı arardık, tek tek. Çünkü yapmak çok zordur o işlere. Öğrenmek için yani. O öyle başlıyorsun ya. Arardık, yargıtay savcılarından, yargıtay üyelerinden yardım alırdık. Numaralarını almak için can atardık. O 20 dosyayı bir yılda bitirmeye çalışırdık. Şimdi aynı konumda benim konumumda olan yani ben karşınızda 25 yaşındayken diyelim olan bir yargıcı İstanbul'a koyduğunuz zaman önünde 2000 dosya var. Bu kızcağızın, bu genç arkadaşımızın bu dosyaları okuyacak evet. ve bunu filtresinden geçirecek, süzgeçinden geçirecek ne bir tecrübesi var, ne bir birikimi var. Dolayısıyla bu işi nasıl yapmaya çalışıyor biliyorsunuz? İşte El Yordamıyla yapmaya çalışıyor. Ya ben kötülüğünden bu kararı verdi demiyorum. Bilmediğinden böyle karar veriyor. Bunlar da ayrı sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Aynen. Bir tarafta ki buradaki, buradaki sorun, sorunun en temel sebebi bir siyasal İslam sorunu bu tartışıklarımızın hepsi. Çünkü bu akşam boyunca tartıştıklarımız siyasal İslam'ın bir fraksiyonun önceden işte kamularda örgütlenmesi, işte ister ücret tip olsun ister başka bir tip de olsun örgütlenmesi, sonra da ülkeyi ele geçirmeye çalışmasıyla yüz yüze kaldık. Şimdi siyasal İslam'ın başka bir fraksiyonu bilmem ne bakanlığında örgütleniyor haberleri geliyor. İşte oradaki atamalar onlara bağlı deniyor. Bakın buradaki keza aynı şekilde tamamen bir sürekli bir güç devşirme çabası, devşirilen güçlerden zehirlenme sonuçları, kendi içindeki klikleri de dahil olmak üzere karşılarındaki her şeye ahlaki eşiği düşük, son derece agresif ve saldırgan bir tutumla saldırması durumu. Ve ülkeye kattığı bu 18 yıllık, 20 yıllık deneyimde görüyoruz ki aslında pek bir şey yok. Çünkü ülkenin Cumhuriyet tarihi boyunca bütün o birikimlerini, kurumlarını yok ettiği gibi ekonomik düzeninde başta olmak üzere her şeyi alaşağı etmiş durumdalar ve e, ekonomiden de anladıkları çeşitli vesilelerle tekrar etmeyi faydalı görüyorum. Çünkü çok önemsiyorum bu konuyu. Bütün bu 20 yıllık yönetimlerine, geçmişten beri siyasetin içerisinde olmalarına rağmen özgür akla yaşam alanı tanımadıkları için kadro yetiştiremiyorlar. Ve yetiştirebildikleri kadroların ise bildiği tek şey kent rantı. Kentlerde kupon arazi yaratma, daha fazla inşaat, daha fazla emlak daha fazla konut kredisinin dışında ülkeye ekonomik olarak da veya daha fazla batık inşaat projeleri, havaalanları, köprüler yani ortalama bırakın iktisat eğitimini, işletme eğitimini de dört işlem bilen birinin yapmayacağı hataların yapıldığı projeleri toplumun önüne çeşitli isimlerle, çeşitli kendilerince destansı hikayelerle koymayı tercih ediyorlar. Ama en temelinde sorunun kaynağı siyasal İslam kadrolarının ülkenin üstlerinde hoyratça tepinmesi meselesidir. Sizin özetlediğiniz yargı konusu da lütfen kusura bakma. Eğitimdeki eğitimdeki olumsuzluklar da dahil olmak üzere bütün bunların tamamının nedeni bu siyasal İslam kadrolarının ülkenin üzerinde hoyratça tepinmesi. Sizi teyit etmek için bir şey söyleyeceğim. Bugün gene rahmetli Necip Ab Ablemitoğlu'nun ölüm yıl Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümü. Evet. Ali Tatar, katledildiler resmen ikisi de. Ali Tatar bir onur cinayeti işledi. Bu iftiralara da hukuk adalet herkese lazım. Bu adam 11 yıl önce bu şekilde kafasına sıktı gitti. Ve mektubunda Türkiye düzelsin istiyorum dedi. Yani ben şey böyle git. Necip Ablementeoğlu'nun bir cümlesini okumak istiyorum getirdim. Diyor ki sizi teyit etmek açısından söylüyorum. Ve bu adam da bu yüzden öldürüldü. Fetullahçılar tarafından. Yeni davası açıldı daha bakın yani öldürüleri 20 yıl oluyor davası yeni açıldı. Küreselleşme sürecinde uluslararası sermayenin koşulsuz dolaşımını öngören ABD bunun önündeki en büyük engel gördüğü ulus devlet yerine yani Atatürk'ün yarattığı ulus devlet yerine din esasına dayalı çok hukuklu ya da siyasal bölünme ile oluşmuş güçsüz küçük etnik devletleri yeğlemektedir. Büyük Orta projesine geliyoruz. Bu tercih Yugoslavya ve Irak'ta yaşama geçirilmiştir. Rahmetlerinin öldüğü tarihten önce olanları söylüyor 2002. ABD, Avrupa ülkeleri özellikle de Almanya için Scientology, biliyorsunuz öyle bir tarikat var. Uzak için Moon, Falgun Gong, Rusya Federasyonu Orta Asya'sının Cis, Krishna, Bahai, Yahuva şehitleri gibi tarikatları pazarlayan ABD, Türkiye için de Fethullahçılığı, iktidar modeli olarak kabul ettirme gayret keşti içerisindedir. Bunun için öldürdü evet, bu adam. Bur buradaki yani. şey, buradaki toplumun bize verdiği umut aslında bütün bu olumsuzluklara rağmen çok büyük. Çünkü biliyorsunuz ki mesela Türkiye'de özellikle hükümetin başa gelmesiyle birlikte 2002 yılından beri çok ciddi bir layıklık tartışması da ülkenin gündemini işgal etti ve hatta bir dönem onun dışında hiçbir şey konuşulmadı gibi. Evet. Ve son derece hani orada tweet'te de geçen bir kavram önemli haysiyet cellatlığı meselesi. Adeta bu kavramın üzerine haysiyet celladı gibi gelindi laiklik meselesinin üzerine. Ve bütün bu itibarsızlaştırmaya, çalışmaya rağmen yine bir sodev raporuna ve sodev ölçümüne dayanarak söylüyorum ki Türkiye'de laikliği onların tanımladığı yani siyasal İslam'ın tanımladığı şekilde gören seçmen oranı yalnızca %10.3. O da zaten radikal bir evet, görüş temsil evet. ediyor Türkiye'de. 10.3, geri kalan 89.7, Ruşen Bey, Özlem Hanım nasıl bakıyorsa laikliğe, onlar da kesinlikle öyle bakıyor. Dolayısıyla bu laiklik karşıtı yatırımların tamamı da, de mutlu bizlere ki çöp olmaktan başka, sosyolojik olarak bir çöp yapımı olmaktan başka. Kaybediyor. Sadece yani enerji değil, yıllarını kaybetti. Elbette ki değil, elbette yani. kaybetti. Şimdi elbette bu önce... ama bu kayıplar aynı zamanda bu tür değerlerin önemini de bize evet. hatırlatmış ve öğretmiş oluyor. Bir şey sormak, yani. sormak istiyorum. leiklik ve İslamcılık arasındaki savaş son 20 yıldır karşımıza ve aslında tüm Orta Doğu'ya verilen olay Büyük Orta Doğu Projesi'nin hepsi bu, layıklar ve İslamcılar şöyle, arasına e, e, Aslında çalışma. siyasal İslamcı demek bence daha doğru bir tabii, oturuyor. Türkiye çünkü şöyle doğru. biz aslında e, İslam tüccarlarını kastediyoruz. Evet. İnanan insanları, tabii, inancını tabii. ki evet. özellikle sosyal demokrasiye İnançları inanan bir de. insan olarak elbette ki son, sonuna kadar inanç özgürlüğünü savunuyorum. Fakat inancın ticarileştirilmesini... E, Tabii onu, onu Saadet Partisi olsun. Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çok çarpıcı bir cümleyle özetliyor. Diyor ki Özlem Hanım onlar İslamcı biz Müslümanız. İkisinin arasında bir fark olduğunu her seferinde Özlem söylüyor. Özlem Hanım gene bir şey açtınız evet. Ee, evet Selman Öğüt'ün <laughs> cevabı çok tehlikeli bir provokasyon. Aydın Ünal'a cevap veriyor. FETÖ kadar tehlikeli bir örgüt varmış. Anayasal suçlar işliyorlarmış. Cumhurbaşkanı da bu suçlara alet ediliyormuş. Devletin yetkili mercileri acilen harekete geçmeli. Suç uydurmak suçtur. Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suçtur. Ne düşünüyorsunuz siz bu sosyal medya mahkemeleri hakkında? Şimdi, yani herkes birbirini suçlu ilan ediyor. Herkes Cumhuriyet e, tabii, savcılarına ona buna hakime, e, yargıcı çağrıda bulunuyor. Genel görevine... başkanlar tweet serileri yazıyor. Evet. O tahliye edilsin, hayır bu tahliye edilsin. Evet. Yani e, Yargı tam olarak görevini yaptırmazsa, yaptırılmazsa, Artık Twitter Cumhuriyet Başsavcılığı diye bir Cumhuriyet Başsavcılığı var. Orada hükümler veriliyor, ona göre dosyalar açılıyor, ona göre kararlar veriliyor. Çünkü dedim ya savcıları aramak suç değil, e, suç ceza hakimlerini aramak suç değil. Dolayısıyla burada zaten hüküm kuruluyor ve buna göre de gidiyor. Şimdi buradaki olay şu, bir kere suç uydurmak suçtur ama önü demelik bir suçtur. Paranı ödersen zaten suç olmaktan çıkıyor bu. Ya yani Türk Ceza Kanunu'na göre. T Türk Ceza Kanunu 278. maddesinden bahsediyor. Parasını öder, bunu söylediği için sıkıntı yaşamaz. Böyle bir hale geldi Türkiye, yani onu söylemek istiyorum yani. Suç da öyle denilmiş bir suç. Parayla e, kurtulacağım bir suç. Diğer taraftan e, Sayın Selman Öğüt diye ona cevap verme gereği duydu? Yani Üstü siz değil, belki. ben değil, tam Bey değil. Biz de gördük ama bir cevap verme gereği duymadık. Yani hani şey gerçekten de katılırız biz. Yani provokasyon olduğunu düşünmem ben. Ama böyle bir terör örgütü varsa eğer bahsedildiği gibi. Aydın Ünal'ın tweetlerinde bahsedildiği Varsa evet Cumhuriyet Savcılığı devreye girmeli ve bunu çözmesi lazım. Ama bize söyleyecekleri kargalar bile güler olacaktır gene. Ne zamana kadar? işte o güce, ete kemiğe kavuşana kadar biz bunları böylece kendi aramızda konuşacağız. Çünkü yargı harekete geçirilmeyecek. Bakın şu çok önemli. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey bu dünyada binlerce can verildi binlerce insan öldü, katliamlar oldu ve insanlar oturdular. Dediler ki arkadaşlar siyasi iktidarı ele adam her şeyi ele geçirmeye çalışıyor. Güç zehirliyor. Dolayısıyla bu ülkedeki bekayı sağlamak için kuvvetleri bölmek lazım. Tek kişiye teslim ettiğimiz zaman ülke mahvoluyor. Hal böyle olunca dediler insan hakları evrensel beyannamesi işte bunlarla ilgili bir sürü kural, kanun çıkmasının sebebi bu. Ve dediler ki bunu ayıracağız. O yüzden yargı bağımsızlığı diyoruz. Şimdi sizin bir sorunuza geleceğim. Ha, Fransa'da 2009'a 2008'e kadar e, Fransız Cumhurbaşkanı sembolik olarak da olsa hakimler ve savcılar yüksek kurulunun başkanıydı. Sembolik de ama oradaydı. Avrupa kıyameti koparttı. Diyorlar ki bize söyleyince Avrupa bize söyleyince mi yapacağız diye. Kıyameti koparttı. Dedik sen böyle şey olmaz. Siyasi bir organ orada durmaz. Orası yargı. Anayasayı 2008'de değiştirdiler. Yargıtay Başkanı HSK Başkanı oldu. Ama şimdi biz de en alttan en üste kadar tayin terfilerden geldiğimiz noktada bir şey ya, Sırbistan gibi yapmamız gerekiyor aslında. Şöyle herkesi bir ayıracağız, bir rahatlayacağız sonra geriden alacağız yani. Yani liyakata göre yeniden seçim almamız lazım. Yeni bir sayfa. Yeni bir sayfa e açmamız var. Çünkü <laughs> o kadar kurcaladık ki bunu. Evet. Yani siyasi İslam'dan derken şunu kastedeceğim. Yani e, bu ideolojiye göre şimdi bakıyorsunuz birisi kalkıyor. Bir özel kurulumun başkanı kalkıyor. Bir bakan istifa ediyor. Özel kurum başkanı diyor ki davamız devam edecek. Kardeşim dedim ben de bir attım. Senin tek davan olabilir Türkiye Cumhuriyeti'ne eşit. Tüm e, herkese eşit olarak hizmet etmek. Senin davan bu. Senin başka ne davan olacak ki? Allah aşkına devlette. Ama bir dava var. Peki. Be belli, belli ki. Ben